Dukuduk 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 dukuduk. Adam beni. Evet Kemal'im dedi. Hemen kumardan uzak durun. Alayın sepaj. Çıkınca hazır lezzet süper fresh'te. Mekandan içeriye bir girdik bir baktık. Annem. Kimse yok. Bir cuma akşamı. Bomboş dükkan. Ya cenaze var ya da haciz gelmiş dedim bir. Kimse yok mu falan. Hop. Vestiyerden Muzaffer Tema'ya benzeyen bir garson kalktı geldi. Baba diyor böyle yanlamış osura osura uyuyordu diyor. Bizi duyunca diyor gözünün çapağını silip toparlandı. Hoş geldiniz beyim falan. Yavrum patron nerede? Abiciğim siz buyurun ben şimdi çağırırım. Deniz geldi. Abi nereye oturmak istersiniz? Lan bütün dükkan boş zaten. Ne demek nereye oturmak istersiniz? İşte güzel bir masaya oturduk yavrum diyor. Biz gelince patrona haber verdiler. Canım abim! 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 Eller öpülüyor. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz falan filan. Menü verdiler diyor. Menüye bakıyorum. Yok anlamıyorum. Her şey Fransızca diyor. Çocuklar da mal gibi birbirimize bakıyoruz diyor. Fonda da diyor Enrico İlyasya. Enrico çalıyor falan. Bakıyoruz bakıyoruz Allah Allah. Çocuk demiş ki bana bırakın abi. Tamam seni bıraktık yavrum. Çocuk gitti servisler geldi. Tebek 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 tebek. Bıçak 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 bıçak. Kılıç kalkan gibi. Çatal 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 çatal. Bardak 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 bardak. Bekliyoruz şarabımız açıldı diyor. Getir oğlum. Koskoca bir tepsi geliyor diyor bu kadar. Tak ortaya bir koyuyor. Güvercin boku kadar bir şey var böyle. Kaz ciğeri bilmem ne. İsmi kendinden büyük diyor. Yemeğin ismi hacminden büyük. Çocuklar mal mal bizime bakıyorlar. Abi çatal bıçak hangisini kullanacağız? Dedim yavrum en dışarıdan içeriye doğru geleceğiz. Bitirdikçe koyun. Bitirdikçe koyun götürürler. Geldi gitti. Devamlı soruyor. Abim nasıl? Müthiş. Abim nasıl? Şahane yavrum. O gitti bu geldi. Tatlımız tuzlumuz konyaklar monyaklar falan filan. Biz de muhabbeti koyulaştırdık. O arada diyor döndüm artık hesap isteyeceğiz. Çünkü kumara gideceğim diyor. İşim var yavrum. Diğeri bir döndüm çocuk kasada yok. Muzaffer abiyle göz göze geldik. Muzaffer Tema'yla diyor. Delikanlılıkta eli kaldırdığın zaman tamamlayacaksın. Ya bunu böyle yapacaksın ya da bunu götüne sokacaksın. Hiç yapmayacaksın. Tek yaptı. Muzaffer abi bir topuk selamı koydu. Gitti içeriden Meydan Larousse gibi bir şey getirdi bu kadar diyor. Bir açtı. Annem. Ben de burada boş bulundum. Öztürk abi kazık mı dedim. Kazık bunun yanında kürdan kalır zaferi. Bildiğin Roma mızrağı. I shot the blackboard at the seaside. Deniz kenarında uzun atladılar bize yavrum dedi. Çaresiz şimdi orada. Hemen elimi attım. Kumar için ayırdığım kedi kafası gibi balya var lastikli. Buradan çat 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 çat. Muzaffer abiye de ince bir sakallı zaten bize güzel geçirmişler. Muzaffer abinin sakallı ihmal etmemek lazım. Buyur babacığım bir topuk selamı. Bize keseyi yaptılar ya çocuk ondan sonra çıktı ortaya. Gelim abim bir kahvede falan. Yavrum işimiz gücümüz var. Abi nasıl memnun kaldın mı? Beğendiniz mi? Her şey muhteşem. Yalnız çıkmadan önce bütün personeli rica edeyim. Bir topla demiş. Vestiyer, komi, bulaşıkçı hepsini manga gibi dizdim diyor. Yavrum hakkınızı helal edin. Öpeş, öpeş. Hakkınızı helal edin. Öpeş, öpeş. Hakkınızı helal edin. Öpeş. Mekan sahibi dedi ki abi Allah gecinden versin. Daha çok görüşeceğiz. Niye öyle diyorsun? Dedim yavrum. Öztürk abinizi ziyadesiyle bu dünyada siktiniz. Bir de ancak ahirette görüşürüz. Alayını söpeş. En sonunda Kemal abi dedi ki lanet olsun lan dedi. Tamam hepinize köfte ısmarlıyorum dedi. Ama dedi bir şartım var dedi. Orhan dedi evet Kemal'im dedi. Hesap dedi 1000 lira ve üstü gelirse ben veriyorum. 1000 lira ve altı geliyorsa da sen veriyorsun Orhan dede dedi. Orhan Çağman da tamam evladım dedi. Hep beraber köfteciye gideceğiz. Biz normalde 8-10 kişi gidecektik. Hesabı katlayabilmek için Orhan dede devamlı gelmek istemeyenleri de çağırıyor. Gelin evladım, gelin yavrum, gelin oğlum falan. Köfteciye bir gittik 30 kişiyiz abi kalabalık böyle. Getir oğlum, götür oğlum. Abi bana bir porsiyon diyorsun. Hemen Orhan dede böyle yapıyor. Bir buçuk.
Biri diyor ben tatlı yemem. Orhan dedi iki tane. Hesabı katlamaya çalışıyor. Yedik içtik falan filan. Kemal abi dedi ki gülüm hesap dedi. Adam hesabı getirdi. Rahmetli Kemal abi böyle hesabı açtı. Buyur dedeciğim kesene bereket dedi. Nasıl ya vallahi yaptı Orhan dedi. Bir açtık 999 lira. Nasıl ya diyor. Evladım bunu bir götür bir bak bir daha hesaplayın dedi. Dünyanın şeyini yedik ya olacak iş değil diyor. Adam gitti yine uğraştılar. Efendim 999 lira dedi tam. Ulan diyor size yazıklar olsun diyor. Lan bir tane ayran fazla isteriz. Hesap Kemal'e girecekti şimdi ben vereceğim parayı dedi. Kemal abi vereceğim parayı falan dedi. Dede isteksiz de olsa 1000 lirayı aslanlar gibi ateşledi baba. Çıktık geldik gülmekten yerlere yatıyoruz. Orhan dedi herkese anlatıyor ulan 1 lira yüzünden hesap bana girdi diye. Dedim Kemal abi vallahi şanslı adamsın ha. 1 lira yüzünden hesap dedim Orhan dedeye kaldı. Ne Orhan dedeye kaldı lan dedi. Ben önceden garson ayarladım. Gülüm hesap kaç lira gelirse gelsin 999 lira yazacaksın. Kalanını ben zaten öderim. Evladım dedi eğer bir insana beddua edeceksen inşallah çoluğun çocuğun kumarbaz olur dersin. Çünkü kumarbaz sadece kendini bitirmez. Sülaleyi bitirir. Asit döker, kurutur. İş o hallere gelir. Babaannen uykudayken gider altın dişini sökersin karının ağzından kumar oynamak için. Büyük rezillik aman kumardan uzak durun yavrum derdi. Ve müthiş bir kumar manyaklığı var. Hayatını rulette kırmızı siyahı çözmek üzerine kurmuş. Diyor ki rulette 1 ile 36 arasında şansın çok az. Ama kırmızı siyahta %50. Ben diyor kırmızı siyahta ruletin sırrını bulacağım. Ama rahat koparabilmem için büyük bir nakintoşa ihtiyaç var. Yani cash on the table olacak ki evladım sağlam oynayayım. Böyle diyor gıdım gıdım üçlük beşlikle falan böyle kumar olmaz diyor Ertuğrul abi. O devirde bile o kıt imkanlarda bile fırsat buldukça Avrupa'ya gidiyor. Kumar oynuyor, kah kazanıyor, kah kaybediyor, tekrar Ankara'ya dönüyor. Hatta bir defasında Ankara'da Fransız bir rejisörle çalışırken oyunun genel provaları başladığında adamla gidiyor, rejisörle birebir konuşuyor, dili de bildiği için adam birdenbire ağlamaya başlıyor rejisör. Ertuğrul abi Allah'a ısmarladık diyor, gidiyor. Ne oldu falan diyorlar rejisöre. Diyor ki Ertuğrul'un diyor çok önemli bir mazereti var. 4-5 gün onu siz okuyarak teksten diyor idare edin. Sonra gelip provamıza katılacak diyor. İş sonradan ortaya çıkıyor ki Ertuğrul abi o dönemde Fransa'da 12. gece oynanıyor Shakespeare'in. Aynı oyun Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da oynuyor tesadüfen. Buna haber geliyor. Fransa'da oynayacak olan oyuncu premiere 1-2 gün kala beyin kanaması geçirmiş. Oynayacak adam arıyorlar. Bu da diyor ki ben gelirim Fransızca oynarım. Temsil başına da şu kadar para alırım. Tamam diyorlar. Yönetmeni de gelip diyor ki annem komada. Paris'te. Acilen gitmem lazım Monsieur diyor. O da diyor ki tabii diyor haklısın diyor. Gidiyor 4 gün 5 gün orada oyunu oynuyor. Oyundan parayı tokatlıyor güzel alıyor. Sonra kumarhaneye. Kumarhanede de onu bir güzel katlıyor. Çantaya koyuyor parayı. Zınk 5-6 gün sonra Ankara'da provaya geliyor. Raik Anlı Açık da hocam. Allah uzun ömür versin. Ona da selam olsun buradan. O da asistanı Fransız yönetmenin. Provaya geliyor bu pardüsüsüyle falan. Raik Hoca'ya çantayı veriyor. Diyor ki evladım bu sana emanet. Sakın diyor kaybetme diyor. Çantayı kucağında tutuyor. Gidiyor yönetmenle bir şey konuşuyor. Adam beni ağlıyorlar. Ne oldu diyor annen öldü diyor. Hayatımda ilk defa Ankara Devlet Konservatuarı'na gittim. Koridorda böyle diye haykıran adamlar görünce ilk zamanlar komiye gidiyordu lan bunlar. Ne yapıyorlar? Niye bağırıyorlar diyordum. Sonra adamlarla arkadaş olunca baktım ki ya bu opera sanatı falan hakikaten dünyanın en zor işiymiş meğer. 1954 senesinde diyor daha sizler diyor ananızın karnında yoktunuz diyor. Bir buz tuttu diyor memleket. İstanbul Boğazı komple buz tuttu çocuklar diyor. Deniz ulaşımı durdu, kara ulaşımı durdu. Bursa'dan bir tane tekstilci abimiz var. Dedi ki Sultanahmam'da bir tane Musevi bir tüccar abimiz var. Ona ipek kumaş gitmesi lazım. Saf ipek. Bu ipekleri ona götüreceksin. Sonra da parayı nakintoş olarak alıp geleceksin. Yapar mısın? Dedim yaparım ama sağlam avantamı da alırım. Tamam dedi. E abi nasıl gittin? Biz de sanki ilk defa duyuyormuşuz gibi hep arada gaz veriyor. E abi
Şimdi bu mitomanların şöyle bir özelliği var. Hikayelerinde inanılmaz bir devamlılık var abi. Mesela sene 1954 ise 3 gün sonra 55 demiyor. 6 kişiysek 6 kişiydik diyor. Yalova'da durdum diyorsa Yalova'da durdum diyor. Asla o yalandan senaryoya hep sadık kalıyorlar. Büyük bir ihtimalle de evden çıkarken ulan ben bugün ne palavra atayım diye provasını yapıyorlar. Yalova'ya kadar geldim Bursa'dan. Karda bata çıka. Yalova'da deniz buz tutmuş. Hayvanı yavaş yavaş denizin üstüne indirdim mi abi? Dıgıdık 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 buz tutmuş denizde böyle gidiyorum abi. Adaları sağıma aldım. Bak o kadar doğru ki yani coğrafyayı gözünüzün önüne getirin. Adaları sağıma aldım diyor. Adaları sağıma aldım abi, Zeytinburnu göründü uzaktan diyor. Dimdik yürüdüm, Kız Kulesi sağımda kaldı diyor. Oradan bir Tornistan Haliç istikametine doğru geldim diyor. Sirkeci de diyor trak diye karaya çıktım diyor. Yahudi'ye diyor kumaşları teslim ettim, paralarımı aldım. Yalvardılar, bak kar tipi fırtına, gel akşam burada kal, seni misafir edelim. Yok dedim abi, benim bekleyenim var. Aynı yoldan geri döndüm, dıgıdık dıgıdık geliyorum geliyorum. Bu sefer adaları soluma aldım. Abi Yalova Çınarcık istikameti göründü babacığım uzaktan. Geldi ulan tam karaya yanaştım, hayvan birdenbire kendini kastı diyor. Neden abi? Hayvan olmasına rağmen hissediyor abi. Çünkü orada buz erimiş, kıyıya 50-60 metre mesafe var, deniz var. Hayvan diyor ki bak ısrar etme diyor Ünal abi. Önümüzde su var, batarız ikimiz de ölürüz. Hayvan kastı kendini diyor. Ulan ne yapayım ne edeyim? Çıkacak başka bir yer de yok. Döndüm tekrar adalar istikametine doğru böyle 200-300 metre geriye. Oradan tekrar buna bir tornistan, buna bir yol verdim aga. Tam buzun kırıldığı yerde bunu buradan topuklarımı hayvanın karnına hadi koçum diye bir koydum diye böyle bir havalandık abi. Yalova sahilinde millet kenarda çay ve salep içiyorlardı. Böyle diyor şaşırdılar diyor. Hepsini rahmetle sevgiyle anıyorum. Yaşayanlara da sağlık ve uzun ömür diliyorum. Dizimizin adında da olduğu gibi sizlere burada veda ederken ben de saygılar bizden diyorum. Evet.